Şimdi geçelim bir sonraki replay'imize. Bir sonraki replay'imiz de sizin benden çok istediğiniz bir replay aslında. Ben o tankı oynamadığım için ve oynamayı sevmediğim için bende pek olmayan bir tanktı. Sizden bol bol böyle bir istek geldi. Ve şansına da replay denk geldi. Hepiniz Panzer 7 istiyorsunuz ama Panzer 7'nin bir cücüğü, bir küçüğü. VK4502P. Özellikle Serdar, buradaysan kardeşim izle. Bunu feyz al. Az öncekini de feyz alabilirsin ama bunu daha iyi feyz al. Çünkü sen VK kasıyorsun. Sen VK kasıyorsun kardeşim. Yapıştır tüm VK kasanlar, tüm kıçtan arkadan taretli tanklarla oynayan arkadaşların izlemesi gereken güzel bir maç izleyeceğiz şimdi. Feyz alınıyor. Looting %88. Aynen öyle. Aynen öyle. Altın mermilere ne zaman nerf gelecek? Şu anda süper testte sandbox'ta bunu test ediyorlar. Eğer vaktimiz olursa yarın sandbox'a girmek istiyorum ben de. Sandbox'a girip beraber bakabiliriz altın mermi mevzusuna. Gospodar, bizim Muhit'e selamlar o zaman. Abi mark kasıyordum, tamamen gold yüklememin sebebi budur. İyi yayınlar demiş Dreze'yi. Az önceki Canavar Nonexion X maçı için açıklamasını yapmış. Buradaymış zaten. Selamlar. Güzel maçtı. Eline koluna sağlık. Evet. Gelelim VK maçına. Tam ekrana geçelim. Kebap Power. VK4502B ile 9 tier maçta tamamen herkesin 9 tier'de olduğu Fjordlar, Serdar'ın deyimiyle Freudlar haritasında bir ağır tank olarak artisiz maçta bakalım neler yapacak. VK4502B çok incelemeye gerek olmayan bir tank olduğunu düşünüyorum. E75 ile yanılmıyorsam aynı topu kullanıyorlar. 490 hasar, mouse topunu kullanıyor doğrudan. Aynen öyle, 490 hasar, 246 delicilik, 311 de altın mermi deliciliği. Mouse'un topu var yanılmıyorsam üzerinde. Yanılıyorsam düzeltin. Ama ben mouse'dan hatırlıyorum bu topu. Tareti fena değil. Gayet kuvvetli bir tareti var ama gene şu yanakların yan tarafından altın mermi ya da bazı yüksek delicilikli mermilerle delinebiliyor şu üstten de. Ön alttan ve ön üstten delinmesi zor olan bir tank. Hele de açı verdiği zaman zor bir şekilde deliniyor. Yani ön alt plakası mesela 50 TP'nin ön alt plakasına kıyasla çok daha kuvvetli bir tank olur. Kendisi side scrap yapmaya, şehrin içerisinde oynamaya, kenarlarda, köşelerde, savunmasal pozisyonlarda durmaya çok müsait, çok da başarılı bir tank olur. Mesela arkadaki manyak tanktan çok daha o eciş bücüş. Bu nasıl bir tank lan öyle? Tipe bak Allah aşkına. Bu nasıl bir görüntü ya? Ay! Neyse. Fransız tankları bir gudubet zaten. Nereye geldik? Klasik J4, J5 noktasına geldik. Bu bölgeler ağır tankların kapıştığı bölgeler. Bu bölgeler sıkıcı karşılaşmaların yapıldığı bölgeler. Bu bölgeler dikkatli oyuncuların ve gözü ve bileği ve kafası çalışan arkadaşın genelde kazanacağı bölgelerden. Ama arkasında da tabii ki yeterince destek varsa. Karşıdaki Centurion 7 çok güzel bir noktaya geçmiş. Yani biliyorsunuz Centurion tankları sağlam zırhlı tanklardır. Aynı şekilde Conqueror'lar da aynı mantıkta ve bu iki tank da bu bölgeye gelmiş durumda. Ama bizim Kebap Power'ımız maça altın mermisiyle başlangıç yaptı ki bence de çok doğru bir hamleydi burada. Karşısına Conqueror geldi, Centurion geldi ve bu bölgede ağır tanklarla kapışmak zorunda ve eğer bu ağır tanklara karşı bir üstünlük sağlayamazsa maçın başında, maçın gidişatında çok fazla zorlanacak. ST1 burada geriye doğru çıkıyor. Ön gövdesini gösterdiği anda ön gövdesine atışımızı yaptık. Ve 964 hasarla maça başladık. Burada Conqueror'a yaptığı 520'lik atış birazcık RNG'nin etkisiyle orada taretinden deldi. Normalde Conqueror tankını o bölgeden delmek zor. Arkada 50 TP, yanımızda AMX-M4. Tortoise geldi bu bölgeye ki haksızla sayılmaz. Tortoise da biliyorsunuz benim kanalımda videosu var. Tortoise da böyle bölgelerde çok iş yapabilecek bir tank destroyer artık. Eskiden olsa diyemezdik bu kadar ama yeni Tortoise, özellikle bufflandıktan sonraki Tortoise'la karşınızdaki düşman tankları çok fazla altın mermi kullanmıyorsa çok ciddi bir
savunma tankı olabilirsiniz hat savunma konusunda. Ve DPM ile de inanılmaz işler yapabilir böyle kıyı köşe bölgelerde. VK'mız iş yapmaya devam ediyor. Biz böyle konuşurken 2500 hasara geldik fırsatçı atışlarla birlikte. Takım ise 1-0 geride, yenik düştü. Tortoise fake atıyor, buradan giriyor çıkıyor ama tam namlusunun kenarından Tortoise'ı deldik. Ve burada ST1'e az önce çok doğru bir yorum geldi chatten. Neden ST1'e palet atmak yerine hasar veriyordu? Evet, paletli hasar da verebilirdi ama orada riske girmek istemedi belki de. Çünkü ST1 yan zırhı oldukça kuvvetli olan bir tank. Paletli hasarı her zaman atamayabiliyorsunuz ST1'e ve şu anda burada kaybedilecek en ufak bir zaman şu bölgenin kaybına, bu bölgenin kaybından itibaren de maçın kaybına gidebilir. Net olsun, garanti olsun diye hasar verdiğini düşünüyorum ben. Kebap Power'ın bu ihtimali düşünmediğine ihtimal vermiyorum ve Maushen'in yan bölgesinden Ammorek attık ve 1388 hasarımızı vurarak 5200 hasara yükseldik burada ve büyük bir avantajı elde ettik artık. Karşıda az canlı Centurion var. Asıl hedefi Centurion. Centurion delebilecek mi? Delemedi. Ah, keşke delebilseydi. Centurion'u öldürmüş olacaktı. Ama Conqueror ve Amex 520 hala basamıyorlar bu bölgedeki baskın durumdan ötürü. O Centurion'un ölmesi lazım. Amex 520 kendisini geriye doğru attı ama asıl hedefimiz hala Centurion. Conqueror'a doğru bir atış. Şimdi onu öldürdük. Fırsatı oradan yakaladık. Ama hem Centurion'dan hem de Conqueror'dan hasarımızı yedik. Fena bir takas olmadı diyebiliriz ama. Zaten 5000 hasar attık. Bir 600 canımızı, 700 canımızı verebiliriz. Centurion orada tekrardan fırsatçı bir şekilde sonunda nereden deleceğini buldu. Ama bu son deldiği hasarlardı Centurion'un. Centurion'u da garaja uğurlayarak 3 kill, 6200 hasar, 2800 zırhımızdan sektirmeyle yolumuza devam ediyoruz. Buradan sonra artık çorap söküğü gibi işler. İşin kabasını aldık. Şu anda karpuzları topladık abi. Artık küçük elmaları, meyveleri, erikleri, üzümleri toplayacağız. Buradan sonra 6600 hasar, 3 kill, 3250 zırhımızdan sektirme. Tortoise kaldı. Tortoise'ın beynine bir atış. Öldüremedik Tortoise'ı. 69 canı kaldı. Ve Tortoise da 50 TP tarafından yok edildi. Amex 520 kaçıyor. Kaçmaya çalışırken yandan bir tane hasar atabilecek miyiz? Hasarımızı attık. 7500 hasarla yolumuza devam ediyoruz. E50 de garibim oradan. Küçük topu artı upçır mermisiyle şansını deniyor ama biraz zor yani. Burada VK köşeye sıkıştı. Bir sürü ölü tank şuraya bakın. Mezarlık gibi oldu yani. 1-2-3-4. Daha arkada duran tanklar dursaydı onlar da burada mezara gitmiş olacaklardı. VK Reis Obje 257 miydi bu tank? ST1 tankını ittiriyor. Keşke arkadan AMX-M4 de Tortoise'ı ittirmeseydi de buradan hemen böyle sağdan fıydırıp kaçabilirdi. Biraz hızlandırıyorum burayı. Burada ölü tank ittirmece izliyoruz. Tank simülatörü, tank sürme simülatörü. Bu kısımlar. Evet, yeterince simülasyonumuzu yaptık. Maçımıza geri dönüyoruz. Ve bakın, Maşe'nin taretinin de az önce nasıl kaydığını gördünüz giderken. Tareti zıpladı ama tanktan ayrılamıyor tareti. Çok ağır olduğu için. Kafası kopsa da hala kafası yerinde duruyor. Evet, E50 garibim geriye doğru kaçıyor ama bu tankın işte şöyle bir güzelliği var. Yani düşman tanklarına karşı karşınızdaki tankın sizi delemeyeceğini düşünüyorsanız hem bu şekilde karşıya çıkabilirsiniz hem de tam tersi side scrap yaparak çıkabilirsiniz. Şu tarz çıkış saldıracağım, ben basacağım kardeşim çıkışıdır bu çıkış. Öbürü ise kardeşim ben etliye sütlüye karışmıyorum, savunuyorum, iyi geliyorsan sen gel çıkışıdır. Eğer bir düşmana saldıracaksanız bu şekilde çıkmanızı ben size tavsiye ederim. Tabii ki karşıdaki tankın sizi delemeyeceğinden eminseniz. E50'nin küçük topunu kullandığını biliyoruz az önce. O yüzden bu çıkışı yapabiliriz burada. E50 yine delemedi bakın bizi. Bu tarz tankları saldırı çıkışıdır. Ama bunu Obje 705 A ile yapamazsınız mesela. Arkadan taretli olsa bile ön alt zırhı zayıftır çünkü o tankın. 705 A ile böyle çıkarsanız benim oyuna ilk başladığım zamanlardaki yengeç çıkışım gibi yan çıkmış gibi olursunuz. Motorunuz yanar. Serdar bunu çok iyi bilir. Kafanız kopabilir falan filan yani. Bu tankla yapabilirsiniz ama bu çıkışı. Yengeç çıkışını hiç yapmayın öyle. Ben çok yaptığım zamanında siz yapmayın kardeşlerim.
Buradan sonra iş artık bitti zaten. 8500 hasarımızı attık. 4600 sektirmemiz var. Karşıda AMX-5120. Bitti bitecek. Nokta.com 5. kilimizi alabilecek miyiz bakalım. AMX-5120 kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Yarışmacımız Yaşar. 5. kilimizi de aldık. 8774 hasar. 5 kil. 4600 sektirme. 256'da sembolik bir asist hasarıyla. Bakalım EBR90'ı vurabilecek miyiz? Mauşen'e doğru kafa attı ve maalesef ki 6. kili alamadık ama devasa bir maç çıkartmış olduk. Tam bir VK4502B Panzer 7 nasıl oynanır? Kebap Power bize uygulamalı bir şekilde gösterdi. Eline koluna sağlık Kebap Power'ı. Hadi gelin maç sonu raporlarına bakalım. Kebap Power bu başarısının ardından ne kadar kredi ve ne kadar deneyim kazandı. Hep birlikte izleyelim. Size de yine Ripley'in ismini bulma görevini iade ediyorum hemen Sayın Chat. Evet. Tankası 6 tane büröve burada Demolition Expert yani kafa kopartma uzmanı ve Hand of God gibi nadir gelen bürövelerden de kazandı. Çelik duvar sonuna kadar hak etti. Yüksek kalibre sonuna kadar hak etti. Bu iki madalyayı da böğrüne taktı. Takım skorlarına bakacak olursak 8774 hasar, 5 kill, 256 asist hasarı, 4600 sektirmeyle birlikte 1716 saf deneyim ki en yakın takipçisinin %70 fazlası. Bir alttaki ile neredeyse ikisini üst üste koy. Hem hasarda üst üste koy hem deneyimde üst üste koy. Anca buna yetişiyorlar. Öylesine büyük, öylesine güzel bir maç. 80.000 kredi kazanmış. Bunun 45.000'ini de cebine kar olarak atmış. Tabii ki burada ekstradan gelen bonuslar vesaire de söz konusu. Sizler ne düşünüyorsunuz bu VK maçı hakkında? Kebabın acılı ise diye çok güzel bir isim geldi Serdar'dan. Acılı kebap olabilir. Acılı kebap ya da kebabın acılı ise nokta nokta nokta. Aynen. Güzel. Güzel. Serdar'ın vereceği ismi kullanacağım arkadaşlar. Gerçekten güzel bir isim buldu. Kendisi de kasıyor zaten bu tankı. Feyz alınmıştır herhalde. Umarım bugün senden böyle performansları görürüz Serdar kardeşim. Canım benim. Bekliyorum. Az sonra oynayacağız. Kebap Power az yengeç çıkışı yapmıyor. Arada denk geliyorum oyunda. Celal Kepi değil VK bu. O kim lan? Evet tamamdır. Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum isim önerileriniz için de. Bu replayimizin de adını bulduk. Kebabın acısı Moşe'nin kafası da olabilir. Bu da güzel bir isimdi. Artık bakalım kararını vereceğiz. Evet. Güzel maçtı. Kebap Power'ın eline koluna sağlık. Bu maçı bize gönderdiği için. Heh, tekrar hatırlatmamızı yapalım. Az önce söyledim biliyorsunuz ama YouTube'dakiler bu kısımları hep yeni baştan görüyorlar. Sayın arkadaşlar. Bana replay göndermek için yapacağınız şey çok basit. Yukarıda gördüğünüz What Replays sitesine replay'inizi yüklüyorsunuz. Yukarıda bak upload replay var, kocaman kırmızı bir düğme. Giriş yapıyorsunuz buraya. Replay'inizi buraya yüklüyorsunuz. Sonra bu replay'in linkini, yukarıdaki linki benim Facebook hesabıma, Mr. Botoş hesabına mesaj olarak atıyorsunuz. Bu kadar. Attıktan sonra ben bu replay'leri bakıyorum. Önce burada değerlendiriyorum. Bu bölgede bir izliyorum. Eğer bu bölgede tatmin edici sonuçları gördüysem indiriyorum. İzliyorum. Daha sonra da yayınlanacak ya da yayınlanmayacak diye karar veriyorum. Eğer cevap gelmeyecek, öyle söyleyeyim, replay gönderen arkadaşlara, replay'ini izledim, izlemedim vesaire gibi bir cevap yazamam çünkü yetişemem. Çok fazla replay geliyor. Her birinize cevap yazsam inanılmaz bir şekilde muhabbet olacaktır. Görüldüyse mesajınız, ben o replay'i izlemişim demektir, geçiyorum demektir.
Eğer zaten güzel bir replay ise birkaç gün sonra yayında olur. Görüldü olmasına rağmen gelmiyorsa o replay zaten elemiş geçmişim demektir. Hadi bakalım. Let's get out. Hadi bakalım kendi maçımıza gidelim. Şu anda 18-19 Haziran'da falanım. Bilginize yani ben bu replay bana işte 7 Haziran'da oynanmış. Ama mesela